La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Yat canım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bu ne ya, bu ne? Hocam niye tekbirlerle geldik? Kurban mı edeceğiz çocuğu? Adettir köyümüzün. Hayır, tekbirlerle geldik. Fukaram kurbanlık koyun gibi duruyor orada. Kurbanlık değil. Bakayım kınan mınan. Koç gibi maşallah zaten de. Kıbleye doğru çevirin. Damadı mı keseceğiz? Damadı giyindireceğiz. 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 Siz imamsınız. İmamız. O çalın nedir orada? Aynen. Hadi birine sorayım ben. Sen bekleyeceğim. Görmedin sen onu. Bu çalıyı niye böyle? Çalıyı bu sadece bassın dizlerine, yani arkadaşın kıymetini bilsin diye koyuyorlar. Evet, gördüğünüz gibi sağlıklı bir cevap alamadık. Kabaca şöyle bir şey aldık. Sadıç'ta bir adama dizi var, bassın. Ne dayı ne? Sadıç'ı üstüne mi oturtacağız? Evet, sadıç üzerine oturtacağız. Sen söyle bana, tamam. İş kolay. Canım kendi rızanla mı oturursun? Tekbirlerle zorlama. Otur. Üstüne. Tam üstüne. Oh. Battı mı acık? Birazcık. Birazcık. Battı. Onun içinde ne var? Yani Sadıç'ın giysileri var. Sadıç'ı niye giydiriyor? Sadıç kendi giyinemiyor mu? Biz giyinmesine yardımcı olacağız. Olacağız. Senin yaş kaç Sadıç? 25. Sen 25 yaşına kadar giyinmeyi öğrenemedin mi? Öğrendim de adet yerini bozuldu. İlk defa mı biri seni giydirecek çocukluğundan beri? Evet. Damatçığım. İsim nedir? Muzaffer. 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 Mustafa. 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 Evet. Seviyor musun? Seviyorum. Kimi? Eşim olacak hanımı. Eşim olacak hanımı. Evet. Sen galiba onların evine çalışmaya mı gitmişsin? Ne yapmışsın? Evet, çalışmaya gitmiştim. Öyle saman balyası yaparken seni görmüş galiba. Orada traktör kullanırken görmüş. Evet, orada tanışmıştık. Ben ama dedi, böyle tipine aşık oldum dedi. Evet. Sen neyine vuruldun kızın? Ben de gözlerine ve onun işine hasta oldum işte. İşine? Evet. Öyle bir saman Duyuna. Balyası yapıyordu ki. Evet. Parmaklarını yersin. Çok güzel saman çiniyor orada. Böyle köylük yerde öyle fizik önemli olduğu kadar... Nasıl diyeyim, iş yapabilme yeteneği de önemlidir. Damadı siz giydiriyorsunuz. Evet. Sadece diğer arkadaşlar. Yine tekbirler eşliğinde mi? Evet. Hanımların önünde bunlar nasıl giyinecek hocam? Pijamaları var, sadece adet yerini bulsun diye. Ha, pijamaların üstüne. Evet. Eskiden de pijamaların üstüne mi giyiniyor? Evet, pijamaların üstüne giyiniyor. Peki buyurun giydirelim hocam. Esselatü ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatü ve selamu aleyke ya Seyyiden el evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehebe Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım evlenen bu gençlere ömür boyu mutlu eyle. Umduklarına nail eyle. Korktuklarından emin eyle. Kendilerinden salih evlatlar nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Vatana, millete saygılı evlatlar nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Rabbi canli mügime salatu ve müzürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena afirli ve li valideyye ve lil mü'mine yevme yegum nisab. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Evet, damadımızı giydirdik ama hizmet bununla da bitmiyor. Damadın bir de gazının çıkartılması lazım. Gel. Bırk yapınca iş tamam. Damadımızın da gazını çıkardıktan sonra damat olmaya hazır. Sadece bir tek basit sorumuz var. Bu çocuk buradan nasıl gidecek? Efendim canım? Ayakkabımı buraya almışlar. Ayakkabın oradaydı. Almışlar diye bir şey alenen ben aldım canım. Niçin alıyorsunuz? Niçin alıyoruz? Karşılığında belki bahşiş alırız diye alıyoruz ayakkabıyı. Evet. Ya da sen paşa paşa çamurlu ayakkabılarla, ayaklarla gidiyorum. Koçum benim. Peki sana bahşiş vereyim. Tabii, bana bir bahşiş ver. Sen direkt bitirdin olayı ya. İnsan bir çıkarır, beş çıkarır. Senet. Senet yapalım diyorlar. Olur. Olur. Tamam. Gel dayı, senet yapacağız. Gel.
Ya ama böyle bir avukluk yok ki ya. Güvenlik ayakkabı çalıyor. Böyle bir şey yok ki ya. Vallahi hem korucuya gel, şuna bak. Köyün güvenliğini tesis etmesi gereken security ayakkabıyı aşırıyor. Ama adetten. Oğlum, ayakkabı sahibi olsun. Ha, sahibi olsun. E tabi. Çalı batıyordu bir taraflarını o zaman. O evvelden bizim meşhur o. Öyle mi? Tabi. Peki. Senet yaptık. 10 kağıda bağladık işi. Tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam. Tamam. Hayır, seni gören köye akın etmesin, ayakkabıları götür. Tövbe. Buradan gelin almaya mı şimdi? Evet, şimdi gelin almaya gidiyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Buyurun. Hanım kimdir, kaynana? Bu hanım yengedir. Gelinin yengesi olur bizim. Gelinin yengesi. Yengesinden biner böyle. Hani iki tane. O da mı ata biniyor? O da ata biner. İki kişi hem gelin binecek hem yenge binecek. Gelin önden gidecek, yenge arkadan gelecek. Niye canım? Mesela gelin arabalarında en öne kaynana kurulur. Sen niye ata binmiyorsun da? Benim binecek yeri olmadığına göre bana yolda yürüme düşüyor. At mı taşımaz? At taşımaz, kiloluyuz. Ne alakası var canım kiloyla? Zaten sayamayacağız ki. Sayamayacağız ki. Nedir bu senin çilen? Gelinin hem başını kendin yapıyorsun, hem çamurda yağmurda yürüyorsun o kadar. Kaynarlık var. Neden? Dur. Sen iyi misin yenge? İyiyim. Bu sadıç mı oluyor şimdi? Bu sadıç oluyor. Gelinin sadıcı. Gelinin sadıcı. Ama kıymetli gelinleriniz be. Sadıcı da atta, kendisi de atta. En kötü kaynenen kaynata. Öyle öyle. Rezilli öyle. Çamura bak arkadaş. Hiç. Allah kolay. Şekerleri de almışsın. Niye çarpacağız kafalarına? Kız almaya mı gidiyorsun şimdi? Kız alayım. Buyur. Ne? Önce sandık ne? Ne? Sandık. Kimden? Kayınbabadan. Kimin kayınbabasından? Kızın. Kızın kayınbabasından sandık. Sandığı görelim önce bir. Kızım koca sandığı kaplamışsınız be. Bu ne? Çeyiz sandığı mı? Sen sadıçtın değil mi? Dün akşamdan hatırlıyorum. Sadıç mı alır o parayı? Tabii. Olur mu canım? Kızın eğer varsa abi, kardeşi alır, birader alır. Kardeşi içeride bekliyor. O sandık parası ben almayacak mı? Almayacak. Arkadaşıyım ben. Kaç para istiyorsunuz? Allah ne verirlerse. Bakalım. Ne? Tamam. Derin 5 milyon eski parayla kaldır sen orada. Ne verirlerse olur mu? Pazarlık yapacaksın. Tamam. Gel bakalım. Damadın babası. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Nedir isim? Bekir Gülmez. Bekir Gülmez ama maşallah soy isminin Gülmez, tersi. Gülmez. Allah hep güldürsün sizi böyle. Amin. Kızlar oturmuşlar bu çeyiz sandığının üstüne. Para istiyorlar. Vermesek olmaz mı yani? Ben oturan ben değilim. Bu zaten sandık boş oraya be ya. Boş sandık zaten ya. Gerek yok. Almayalım mı? Bilmiyorum, istersen alma. Almayalım. Hadi ben sandıktan vazgeçiyorum dersen, al sandığını başına çal kızım diyorsan. Öyle mi diyeyim? Demeyeyim mi? Bilmiyorum ben. Demeyeyim, yine 3-5 kuş veririm buna da. Ya şimdi sandığın içinde kaç paralık mal olduğuna bağlı bence. Bilemeyiz ki. Yani kaz belki gelecek yerden tavuk esirgenmez bence. Belki çoktur. Bence belki de eşine danış. Hanımlar daha iyi bilir bu işi. Verir mi? Şimdi Bekir amca diyor ki, duydun herhalde. Duydum. Sandıktan vazgeçsek diyor, ben para pul vermeyeyim diyor. Otursun sandık, onların olsun diyor. Lan onlar da gelin hocam, yine 5 kuruş verelim dedi. Çeyiz parası esinler diyor. Yenge diyor ki, lan onlar da gelin. Sen ne biçim eşin? Ne olacak canım? Eşine niye lan diyorsun sen? Hani? Beyim. Beyim? Bir tanem falan da böyle. Aşkım da yani onlar da. Hayatım. Ha, aşkım onlar da gelin olacak. Oo, nasıl yakışıyor ağzına. Şekerim. Şekerim. Hoşuna gidiyor mu Bekir abi? Çok hoşuma gitti. Bu söylentiye göre para verilir artık. Hangi söylentiye göre? Şekerim dediğinde. Atatürk Güler Yüz Usta'da. Vay! Annem bu da sana bir tüyo. Aşkım bir tanem, şekerim, canım, ciğerim deyince Bekir abi nel direkt cebe gidiyor. Gidiyor mu? Ben işte öyleymiş İnşallah, ya. İnşallah gidiyor. Sen de bu yaşa kadar adama hiç iltifat etmedin mi? Ettim de. Bu kadar yani itibar edemedim. Sen hiç iltifat etmedin mi Bekir abi? Çok ettim ama. Çok. Yani bir tanem hayatım şekeri dedim, falan. Dedim birbirimize. Yok, pek dememiş sana galiba. Ne o, yüzün güldü ya. Yelkenler suda maşallah.
Hamur gibi yumuşadın be bekçilerde. Şimdi nasılsa gelin götüreceğiz yani. Yumuşamıyor mu ya Şoray Bey? Ne bileyim ben ya. İşte. Tabii tabii yumuşadık. Allah yani. Herkese böyle mutluluk versin. Amin. Amin. Eşim, amin. Elini alıp gidecek. Amin. Yat bakalım neyse. Bir elini cebine de. Borç senetleri. Doğal. Doğal. Yeter mi? Yeter. Allah bereket versin. Ya Allah Allah. Siz ne kadar ne hoş bir adetiniz var. Ne verirse. Evet. Bazı yerde kök söktürüyorlar. Tabii. Tamam mı şimdi sandığı aldık. Gelinimizi alıp çıkalım. Peki. Buyur Bekir abi. Buyurun. Allah'ım gene Ümmü ya. Nereye bassan gene Ümmü değil mi? Kızım senin olmadığın bir yer yok mu bu köyde? Benim her kapı açtığımda sen çıkmaya mecbur mu? He? Ben her kapı açtığımda sen mi çıkmaya mecbursun? Hangi taşıma? Taşı kaldırsak altından Ümmü çıkıyor be? Tabii ben çıkacağım. Hangi kapıyı çalsak arkasından Ümmü çıkıyor be? Tabii çıkacak. Ümmü'den başka bir şey yok mu koca köyde? Yok. Ne demek yok? Tabii yok. Kızı almaya geldim. Kızın kardeşi benim. Tabii ben oğlum. Anladık kızın kardeşi yani. Sensin. Amma havalara girdim ben. Ne vereceksin de alacaksın kızı? Ben ne vereceğim? Bana ne? Ben mi alıyorum gelin? Ya gelsin gelin alacak gelsin. O zaman sen ne bağırıyorsun? Ne bileyim oğlum ben burada bulunmuş oldum. Seni görünce de öyle bir cinler tepeme çıkar. O zaman gibi. Sen kenara geleceksin. Gelini kim alacaksa o gelecek benim karşıma. Oldu bir tane de çak utanmadan bana. Oğuz. Bak bak. Bak ha sen. Den size bak. Bak o elini o parmaklarını çıtır çıtır senin. Maymun. Maymun. Gel dayı ya. Ben başa çıkamıyorum bununla ya. Neyse, Allah kolaylık ver. Gel, gel. Peki. Ne yapacaksan artık. Peki, neyse. Buyur. Biz damadın babası. Biz gelini götürmeye geldik. Ne diyorsunuz? Hayır. Gelin yok. Ben sana akşam ne dedim? Bileziğimi gelsinle gelini görsünle. Ben eniştemin yani abamı boşuna mı bekledim samanlık kapısında? Doğru söylüyor. Doğru değil mi? Akşam biz seninle ne anlaştık? Doğru söylüyor Bekir abi. Hatta senin oğlan Çerçi'den acayip dandik bir tane takı almış. Kız da ilk takmasında kopmuş. Vay. İlk vay. Senin şurada çektiğin eziyet o senin oğlan var ya. O evet. Senin oğlanın düşüncesizliğinden. Düşünce, tabii. Baldız'a yeterli yatırımı yapmamış. Yapmamış. Şimdi tabii. Buyur Bekir abi. Benden çıktı olay. Aha Baldız. Aha kayınpeder. Buyurun. Bu işi kaynaya bıraksak? Olur olur. Olur kaynaya bırakalım. Sen beri gidi ben oraya geçeyim. Bakalım. Hadi bakalım. Bir kahveyi ben edeyim. Gelin ben alasıya kadar siz öğlesiye kadar yalnız bir bayramdan sonra bir bayram yollarım bu kıza. Ben farklı istemem. Ben bileziği takarım. Kırılan bileziğimin yerine bilezik istedim. Tamam aç kolumu. Ha? Hadi bileziğim. Bir bilezik. Görüyor musun? İki bilezik. Görüyor musun? Al böyle çorba. Hepsi çerçi bileziği Şoray bunların bak. Hepsi çerçi bileziği. Bak altın. Görüyor musun? Kız altın be. Ne? Benziyor mu altına? Ne bileyim ben. Dur. Kınanın içinde duruyordu. Kınanın içinde yatırdım. Görüyor musun? Kınaya mı yatırdın altını? Kınaya yatırdım, kına bulaşıyor. Şimdi uyanık hali bununla, yatmış hali değil. Kına da yatmış. Şimdi uyanmış ama bencilerin gözleri bulanık görüyor. Vallahi ben kusura bakma kapıyı çaldığımda sana biraz kızar gibi yaptım ama sen haklısın. Haklıyım değil ben mi? Ben senden yanayım, geçtim içeri. Öyle geç şey geç, yok. Sen ben de, ben aa, sana, akşam bir yere değilim. Kadar, bir yere kadar ayol. Abi bir yere kadar canım, bu bileziğe gene verilir mi? Bak gelinin haline bir. Kapat kız kapıyı, ne yapıyorsa yapsınlar. Gelsin mi gelsin? Aa altında bulacak. Ne bu be? Ne bu be? Bayramdan bayrama gönderecekmiş gelin. Görüyor musun? Hanım sen ne demek bayramdan bayrama gönderiyormuşsun? Ne demek bayramdan bayrama gönderiyormuşsun sen be? He, kimin kızını sen kime bayramdan bayrama? Ama ben mi oğlanı? Oğlum bak, kendine bak, gel olmuş, be. Olmuş daha hala. Dur annem dur ben iyi değilim. Kendine gel bir ya. Bismillah. Şeytan çarpmasın. Allah muhafaza. Kapı cebinde durdum. Ne oldu ellerim bir şey? Allah'ım ya. Kapı cebinde durdum ondan. Kızım sen var ya işte üzüm üzüme böyle baka. Akşam çok baktın. Ben sana o kadar bakma bana dedim. Ya belki ben sana baktım. Bana? Bakmadım ben sana. Baktın. Hakikaten ben bakmadım kızım. Ben sana bakma kararısın dedim mi? Demedin. Sarısın karama dedim mi? Kızım demedin öyle bir şey. Ben bakmadım sana. İki açayım mı? Kapat. Hayır canım iki bileziğine git. Gitsinler bulsunlar başka bir şeyler de git. Olmaz. Saat mi alacaklar? Çeyrek mi alacaklar? Bu ne be? Yeter be. Kapıları da kapat. O kadar köy düğünü çektim. Hiçbir düğünde ben bu kadar zorlanmadım ya. Bir haftadır köyden çıkamıyoruz ya. Ben bağıramıyorum. Senin ablanı el vereceğiz diye köyden çıkamıyoruz be. Versinler de. Çok çocuk bekle be. Ne bağırıyorsun? Bağırırım ben. Ben de bağırırım. Bak akşam bağırdı sesimi kastırdın. Sesin kaçtı. Kaçtı. Sesim de kaçtı. Gidin altını buluyorsunuz bilezik mi? Yeter be. Yeter. Aa. Bu ne be? Daha ne var? Ne? Taktık kar yeter ya. Yeter canıma derdi. İttihamı kestin. Yeter be canımdan bezdin be. Ne yapıyorsunuz yapın be? Kaçma galiba cenge gel. Veriyoruz mu kızı? Veriyoruz gel. Oh çok şükür. Bir daha kardeşim bayramdan bayrama görüşün. Görüyor musun? Bir daha adım attıramam.
Bu iş sol. Ben akşamki gibi sallanabilirsin niyettim ya, sallanmadı görüyor musun? Gelinle sallanıyormuş. Bitti. Doğru söylüyor, ben aslında bitti. Ondan yanayım. Ben erkek bitti. Tarafıyım. Doğru be. Ama be, gül gibi ol, aslan gibi oğlan veriyor size be. Bizim kızımız kötü mü? Sizin kızınız kötü değil de. Nesi küçük? Bak, küçük. Boya bak. Benim oğlum gördün mü? He? Bak boya. 2 metrelik Michael Jordan kınıklı adam veriyor size be. İsmim boya, Türkan şuraya halt etmiş yanına. Ne biçim konuşuyorsun sen, isim annem hakkında? Ya. Böyle. Kızım senin düğünün değil diye zorluk çıkartma artık, tamam. Benim düğünümde de geldi seni. Geliriz inşallah. O kız. Zaman verdim. Açın kapıları. Hadi, hadi. Açın. Gel burası bakalım. Hadi. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım huzurunda nikahlanmış olan bu iki genci ömürleri boyunca mesut ve bahtiyar eyle. Kendilerine Hazreti Adem atamız ile Hazreti Havva validemizin ülfet ve muhabbetini nasip eyle. Dünyada ve ahirette mutluluğa erdir. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ağzınıza sağlık hocam. Gelin, ilk defa ata biniyorsun sen galiba. Evet, ilk defa. Korktun mu? Korkuyorum. Şöyle hayvan gidince bir... Korkma, korkma. Gitti mi şekerler? Tamam. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hadi buyurun, hadi. Buyurun. Merhaba bayın. Senin ne işin var be? Kaynana. He? Kaynasız. Rahat bırak artık gençleri ya. Kaynana araya bir girer. Nereye araya girecek? Aa, tamam bırak sen. Artık gençleri. Düğün müğün bitti ya. Bitsin düğün de yine de daha kaynana. Bu ne? Bu da bir torun. Nasıl torun? Baya torunum. Bunlar daha yeni evlendiler. Bu bir mucize. Bunlar torun değil. Bu öteki onun torunu. Ha diğer aman. Ha, ne oluyor ya? Ben hani şey biliriz hani bugün sünnet yarın denizde. Ha. Bugün nikah, akşam torun, koca olma yani bu, ondan şaşırdım ben bu, biraz. Büyük oğlumun torunu bu. Bunu niye aldın? Bunu gelinin kucağına vereceğim diye. Sebep? Anası bakamıyor mu? Çabuk oğlan çocuğu görsün. O zaman bir tane kız çocuğu bul gel. Kızı da arkasından gelir, Allah verir onu. Önce niye oğlan? Öyle derler. Niye? Babasına yardımcı. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı olsun. Hayırlı evlat olsun. Hayırlısı da. Olsun, ana babasına yardımcı olsun, çift sürmeye de. Sen işin gücün malda senin ya. Senin bununla yardımcın ya. Elin evlendi yazık çocuk. 5 yaşında gelin hemen de. Gelin daha kapıdan içeri hemen değişti. Tarlaya sokacağız sabah sürdüreceksin Allah. Tabii. Tabii. Sabah inek sağacak. İnek mi sağacak? Tabii. Evlendiğiniz sabahı. Evlendiğiniz sabahı. Sabah üzerine kapıyı çalarım. Ama ne geçimsiz kaynanası sen de be. Çalarım kalkmadan ama altına su dökerim. Anasının kalkın. Yanında öyle demiyordun ama kıza. Ne dedim anasının yanında? Ne dedin? Bayramdan bayrama dedim. Nasıl? Bayramdan bayrama olacaksın sana dedim. Yettin bana, ettin kız galiba. Çok yettiniz bana. Ne etmişler sana? Çok artırdılar canım. Sen ezdirme koşun karını anana ya. Ben ezdirmem ya. Fazla bu da ezdirme. Çünkü severek aldım için biraz. Hı. Sevmeden alsan alsın tepe tepe yani, kullansın anan da. Hayır değil mi ona canım? Şimdi ne de olsa benim eşim yani. Biraz kullanmam lazım. Bir hoş geldin de bakalım ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüz görünümlüğü takmıyor mu? Eşini seviyorsa takaydı. Ben hani ben gelin. Yok mu yüz görünümlüğü? Yüz görünümlüğü yok. Bir para veririm artık. İyi. Kızım ondan bir 5 tane daha bulursan bir çeyrek alır takarsın artık bir ara kendine. Ne yapalım? O ne orada? O da lokum tatlı yiyem, tatlı konuşam. Kim yiyecek onu? Onu damat geline yedirecek. Öyle böylece dağıtlar geçinecekler yani. Ha yüz görümlüğü bu. Ha, anladım 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 anladım. Önemli olan para pul değil. Önemli olan ağız tatlılığı. Çok isteme bak. Boğsaydın kızı ilk günden. Sen de bir lokum yedirseydin çocuğa. Karnı aç çocuğun.
Biz mi vereceğiz bu aklı kızım artık? Kocana yapacaksın gerekli şirinlikleri, güzellikleri. Yedir bakayım sen de lokumu. Sen de hapur hapur yeme öyle görmemiş gibi. Bırak eşin ikram etsin sana. Tamam. Düğün salonlarında pasta ikram ederler işte. Buralarda böyle. Sen ne ot? Ben de yengeyim. Yengesin? Evet. Ne işin var burada? Gelinin arkadaşı olarak. Ne kadar kalıyorsunuz burada? Artık baş başa bırakalım artık gençleri. Gerdeğe girinceye kadar bekliyoruz. Son ana kadar yanındasınız siz. Nedir göreviniz? Arkadaşlık mı ediyorsunuz? Evet, ihtiyacını en yakın bana söylüyor. Ona göre bilgi veriyoruz. Öyle yani. Ya çünkü ilk defa geldiği bir yere evet. Hani susadım diyemez kaynanasına. Evet. Vallahi güzel bir adetmiş o da yani. Evet. Çeyizi mi bu? Çeyizi. Çeyizini bir anlatır mısın bize gelin hanım? Anlatayım. Anlat. Sen kocanın yanında dut yemiş bülbül şakıyordun akşam. Şakanın şakanın. Akşam şakıyordun hiç. Çocuğu gördün dilin tutuldu be. Evet, tutulmazdı canım. O kadar mı seviyorsun? Çok seviyorum. Şöyle bir yan yana görmedik biz sizi ama. Şöyle bir yan yana bir görelim bakalım şöyle. Ananın yanında hemen elini atma kızım dedim ya. Bu ana milleti biraz kıskanç olur. Karıyı gördü hemen beni unuttu dedi. Doğru. Anayı hemen havratı gördü. Hani havratın gözünü sokuldu. Anayı kıyıp yaptı. Nasıl evlat büyüttük şu? Sen hemen anana sırtını dönüyorsan, elini böyle eşinin omuzuna atarsan kıskançlık böyle başlıyor. Bu yağmurda, bu kışta ben ona deptim. Düğün ettim. Terbiyesiz! Hepsine de bir şeyler taktım. Bak beni geri deptim hemen sokuldu hanımın yanına. Seni, sen gidinin. Kalk anana sarıl. Yama amin. Bak canım anam benim. Adam ya, çocuk işin neşesinde ya. O işin neşesinde. Maşallah ama. Anamlamam. Tosun tosun. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Hadi anacığım. Hadi güle güle. Beni nereye gönderiyorsun? Hadi çıkıyoruz hadi. Anne efendim, ben de dedim gidiyor bu dedim herhalde. Daha yok da yemek yiyeceğiz hemen. Ha, daha tamam, çay mı içeceğiz? Ben azıcık misafiriniz olacağım. Olur inşallah. Ne dağıydı? Hacer. Kayınla. Kızılhisar. Bırak Kızılhisar. Kızılhisar da annem. He. Doğru söylüyorsun he. Da. Bu seyrettiğiniz yani bizim yayınladığımız he. Düğün Burgaz Dağı Yörük Türklerinin düğün adetleriydi. Aşağı yukarı hemen hemen bütün düğünler birbirine benziyor. Yalnız o testiyi bir kırdın o dizime bir geldi. Bir geldi. Neydi vay dayanamam. Hani biz de senin evladın olacaktık. Yok evladın üçüncü mısın? Çocuk oğlum olacaktık. Bu menisküs ikinci, yaptın beni be. Bu ikinci sen de üçüncüsün. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.